Elimizde şuna benzeyen bir n'e n matris olduğunu düşünelim. Genel ifadeler kullanmaya çalışacağım. Birinci satır, birinci sütundaki terim 1 olacak. Geriye kalan n-1 sütundaki tüm terimler ise 0. Evet bu şekilde en numaralı terime kadar hepsinin sıfır olduğunu düşünelim. İkinci sütunun birinci satırında sıfır, ikinci satırında bir ve geriye kalanlar aşağıya kadar sıfır olacak. Aynı şekilde devam ediyoruz. Üçüncü satırda ya da sütunda diyeyim. Aslına bakarsanız üçüncü satır, üçüncü sütun en doğrusu olacak. Evet bu terim bir, diğerleri sıfır olacak. Bu şekilde devam ettiğimizde matrisin köşegeni birlerden oluşturuyor oluşmuş olacak fark ettiniz değil mi? N numaralı sütuna ya da sütun vektörüne geldiğimizde sıfırla başlayacağız. N numaralı satıra yani son terime geldiğimizde de karşımıza 1 çıkacak. Evet, bu köşegeni birlerden oluşan bir matris. Bu matrisin önümüzdeki videolarda bahsedeceğimiz başka özellikleri de var ama şimdilik bu matristen bahsetmemin sebebi doğrusal dönüşümler söz konusu olduğunda çok da faydalı bir özelliği olması. Bu birim matris. Evet, I alt indis n olarak adlandıracağım. N dememin sebebi n'ye n bir matris olması. Evet, mesela eğer I alt indis 2 deseydim, bu 2'ye 2 bir matris olurdu ve buna benzerdi. Eğer I alt indis 3 derseniz, hemen yazıyorum, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ve 0, 0, 1 olurdu. Anladınız değil mi? Bu birim matrisin az önce faydalı olarak nitelendirdiğim özelliği bu matrisi bir vektör ile çarptığımız zaman evet bu vakit ortaya çıkıyor. Mesela bunu R üzeri N'in bir elemanı olan N bileşenli bir vektörle çarpabiliriz. Deneyelim mi? Evet bu matrisi vektöre de X adını verelim. X1, X2 diye başlayarak Xn'e kadar devam eden bir vektör. Sonuç ne olur dersiniz? Bunun x olduğunu da not ediyorum. Birim matrisimiz I'yı evet ı alt indis n olarak yazıyorum. R üzeri n'in bir elemanı ve n tane de bileşeni olan x vektörü ile çarparsam sonuç ne olur? 1 çarpı x1 artı 0 çarpı x2 artı 0 çarpı x3 artı 0 çarpı x4 dersem bunu bu satırın bu vektörlerle nokta çarpımı almak olarak düşünebilirsiniz. Sıfır olmayan tek terim 1 çarpı x1'dir öyle değil mi? O halde sonuç şöyle yazayım. Yine R üzeri N'den bir vektör elde edeceğimiz için birinci terim bu satırın vektörle nokta çarpımı demiştik. Sonuç olarak da x 1'i elde etmiştik. Buna göre ikinci terim de bu satırın ya da bu satırın bu sütunla nokta çarpımının transpozesi olarak da düşünebiliriz. 0 çarpı x 1 artı 1 çarpı x 2 artı sonra 0 çarpı x 3 ve 0 çarpı diğerleri. 0'dan farklı tek terim 1 çarpı Karpı x2 olacağı için de buradan x2 gelecek. Bu şekilde devam edince sonra x3 gelecek. Çünkü buradaki sıfırdan farklı tek terimde üçüncüsü olacak. Evet bu şekilde x xn'ye kadar devam ederiz. Ve bu neye eşittir? Bu x'e eşittir öyle değil mi? o halde birim matrisin en faydalı özelliği neymiş hangi vektörle çarparsak çarpalım sonuç olarak o vektörü elde ediyormuşuz evet birim matrisle r üzeri n'deki herhangi bir vektörü çarpınca r üzeri n'de tanımlı vektörlerden bahsettiğimin de altını çizeyim sonuç olarak o vektörü elde ediyoruz. Birim matrisin sütunları ya da sütun kümesinin de özel bir ismi vardır. Bu sütunlara, mesela bu sütuna E1, ikincisine E2, sonra E3, bu şekilde E, N'ye kadar devam edelim. Evet, bu sütun vektörlerinin kümesine hemen not ediyorum. E1, E2'den E, N'ye kadar, evet bu kümeye R üzeri e N'in standart tabanı adı verilir. Belki bu şekilde bir isim almasının sebebi nedir? Taban kelimesi kullanıldığına göre, doğruluğundan emin olduğumuz iki şeyden bahsedebiliriz. Bunlar r üzeri eni kapsamalı ve doğrusal bağımsız olmalılar bağımsız olduklarını ilk bakışta da anlayabilirsiniz. Burada bir tane bir varsa ve diğerlerinde bir yoksa bunu diğerlerinin herhangi bir kombinasyonu olarak ifade edemeyiz. Bunu bileşenlerin her biri için de söyleyebiliriz. Doğrusal bağımsız olduklarını anladığımıza göre hemen devam edelim. Kapsam söz konusu olduğunda da yani bunların herhangi bir doğrusal kombinasyonu ile herhangi bir vektör oluşturmaktan bahsettiğimizde hangi vektörü oluşturmak isterseniz isteyin. Mesela x1'i ele alalım. Evet eğer bu vektörü oluşturmak isterseniz şöyle yazayım. Farklı bir tane olsun. Mesela a1, a2 ile başlayıp a n'e kadar devam eden vektör oluşturmak istediğimizi. Evet bunu oluşturmak istediğimizi düşünelim. R üzeri n'in bir elemanı olacak. Bizi buna götürecek doğrusal kombinasyon A1 çarpı E1 artı A2 çarpı E2 bu şekilde AN çarpı EN'e kadar devam edeceğiz. Bu skalerle birinci sütun vektörünün çarpımı hemen yazıyorum. A1 ve bir sürü sıfır. 1 sürü 0. N eksi bir tane 0 ve artı 0. A2 ve yine bir sürü sıfır. Artı bu şekilde devam ettiğimizde bir sürü sıfır ve en son olarak da a n gelecek. Vektör toplamı tanımına dayanarak da bunları topladığımızda bunu elde ederiz. Ve bu da bariz bir şey çünkü bu birim matrisle a'nın çarpımından başka bir şey değildir. Size anlatmak istediğim buydu. Şimdi de doğrusal dönüşümlerle ilgili bildiklerimizi birim matris ile ilgili öğrendiğimiz bu özellikle birleştirelim. Size az önce herhangi bir vektörü bu şekilde gösterebileceğimizi söyledim. Belki de x türünden yazarsam daha iyi olacak. Evet herhangi bir x vektörünü birim matrisin sütunlarından oluşan standart tabanın doğrusal kombinasyonu olarak yazabiliyoruz. x1 çarpı e1 artı x2 çarpı e2. 2'den xn çarpı en'e kadar. Buradaki sütun vektörlerinden her biri, mesela e1 de birinci terim 1 bir ve diğerleri 0. e2'nin de ikinci terimi 1 ve diğerleri 0. en ya da e5 diyeyim, beşinci terimi 1, diğerleri 0. Bu gösterdiğim, buraya da baktığımızda zaten çok açık. Şimdi tanıma göre x'in bir doğrusal dönüşümü, şu şekilde yazayım x'in ya da x vektörünün bir doğrusal dönüşümü bunun hepsinin doğrusal dönüşümünü alıyoruz farklı bir renkle yazarsam daha iyi olacak bir saniye bir saniye l yerine t kullanayım evet t kullanıyorum t daha iyi olacak ne diyordum x'in bir doğrusal dönüşümü, bunun doğrusal dönüşümüne eşittir. Yazıyorum, x1 çarpı e1 artı x2 çarpı e2'den xn çarpı en'e kadar. Bunlar eşdeğer ifadeler. Şimdi doğrusal dönüşümün tanımından yola çıkarak da bunun yani bir toplamın dönüşümünün dönüşümlerin toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Hemen not ediyorum. x1 çarpı e1'in dönüşümü artı x2 çarpı e2'nin dönüşümü ve bu şekilde xn çarpı en'in dönüşümüne kadar devam edeceğiz. Bu herhangi bir doğrusal dönüşüm. Doğrusal dönüşümler tanım gereği bu özelliklere sahip olmalılar x2 çarpı e2'nin dönüşümü bu şekilde skaler xn çarpı standart taban vektörü en'in dönüşümü. Doğrusal dönüşümlerin bir başka özelliğine bağlı olarak da bir skalerle vektör çarpımının dönüşümünün skalerin vektörün dönüşümüyle çarpımına eşit olduğunu da biliyoruz. Evet bunlar doğrusal dönüşümlerin tanımlarından geliyor artı x 2 çarpı e 2'nin dönüşümü, artı nokta nokta nokta, xn çarpı e en'nin dönüşümü. Peki, bu nedir? Şu ana kadar yaptıklarımı, x'in dönüşümü Tüm doğrusal dönüşümler için geçerli özellikleri kullanarak bunu elde ettik ve bu da bunların her birini bir sütun vektörü olarak kabul edersek bana bunun neye eşit olacağını söyleyebilir misiniz? Bu, bu birinci sütun, evet bunu yazıyorum. E1'in dönüşümü, ikinci sütun TE2 olacak. Bu şekilde t e n'ye kadar devam edeceğiz. Ve çarpı x1 x2'den başlayıp x n'ye kadar. Bunu daha önce defalarca gördük ve bunun çok ama çok faydalı olmasının sebebi herhangi bir dönüşümle başladık öyle değil mi? Size bu dönüşümün bir matrisle standart taban vektörlerine aynı dönüşümün uygulanması olarak düşünün. Evet bu matrisle x vektörünü çarptığımda dönüşümün kendisini elde ediyorum. Buna dayanarak da tüm dönüşümler Biraz dikkatli olmam lazım. Tüm doğrusal dönüşümler bir matris vektör çarpımı olarak ifade edilebilir. Size bunun nasıl yapıldığının yanı sıra çok da basit ve kolay bir şey olduğunu gösterdim. Şimdi de bir örnek göstereyim. Çok basit bir şey olsun. Bir dönüşüm uyduracağım. Evet, bu dönüşüm R kare ile R küp arasında bir eşleşme yapsın. Böyle düşünelim. Dönüşümümüz de T x1, x2 olsun ve birinci terim x1 artı 3 x2 olsun, İkinci terim 5 x2 eksi x1 olsun ve üçüncü de 4 x1 artı x2 olsun. Bu bir eşleşme ve istersen bunu r karedeki herhangi bir vektöre uygulayabilirim x1, x2 belki de gereksiz bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı anlamanızı istiyorum. Bu gösterim daha iyi olacak. Evet, x1 artı 3x2, 5x2 eksi x1 ve 4x1 artı x2. Bu iki ifade birbirinin aynısı. Anlaştık mı? Ama ben bu şekilde daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Az önce size bu dönüşümü bir matris vektör çarpımı olarak ifade edebileceğimi söyledim. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için bunun dönüşümünü alacağız. Tanım kümesi r kare ve sonuç olarak r küpün elemanı olan bir vektör elde edeceğiz. Evet bunları r karedeki vektörlerle çarpacağız. Bunun için içinde birim matrisle hatta tanım kümesi R kare olduğu için 1, 0, 0, 1. Bununla başlayıp dönüşümü bunun sütunlarına yani standart tabanların her birine uygulayacağız. Bunlar R karenin standart tabanları öyle değil mi? Bunların taban olduklarını gösterdim. Peki standart olduklarını nereden biliyoruz? Yani bunlara neden standart tabanlar adı veriliyor? Çok fazla detay vermedim ama bunların diğerleriyle nokta çarpımını aldığınızda hepsinin birbirine ortogonal olduklarını görebilirsiniz. Evet bu sütunların diğerleriyle nokta çarpımları her zaman sıfırdır ve bu da güzel bir ipucudur. Hepsinin uzunluğu da bir olduğu için bunlara standart taban adı verilir. Şimdi bu dönüşümü bir matris vektör çarpımı olarak ifade etmek girişimimize geri dönelim. Tanım kümesi r kare olduğu için i 2 ile başladık. Bu 2'ye 2 birim matris. Ve şimdi de dönüşümü bunun sütun vektörlerine yani r karenin standart taban vektörlerine uygulayacağız. Öyle yazayım. Birinci sütun t 1 0. İkincisi de t 0 1 olacak. Yazımı okumakta zorluk çektiğinizi biliyorum. Lütfen biraz idare edin. Tamam, devam edeyim. 1, 0 vektörünün dönüşümü nedir? Hemen buna bakarak yeni bir vektör oluşturalım. Evet, 1 artı 3 çarpı 0 1 eder. 5 çarpı 0 eksi 1 eksi 1 eder ve 4 çarpı 1 artı 0 da 4 eder. Peki ya 0, 1'in dönüşümü? Buna da bakıyorum. 0 artı 3, 3 eder. 0 eksi 1'den eksi 1 ve bir saniye doğru yaptığımdan emin olmak istiyorum. 5 çarpı 0 eksi 1 eksi 1 eder. Evet ama bu defa x2 1 olduğu için 5 çarpı 1 eksi 0'dan 5 gelecek öyle değil mi? Tamam. Son olarak da 4 çarpı 0 artı 1'den 1. Bu standart taban vektörleri dönüşümler ile yer değiştirince ne elde ettik? Bu vektörü elde ediyoruz değil mi? Ne olduklarını bulduk. Hemen not edelim. Bunu alıp değerlendirdiğimde 1, eksi 1, 4, bu da 3, 5 ve 1 oldu. Gördüğünüz gibi. Bu arada ben bunun gerçekten de etkileyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu dönüşümü bir vektörle herhangi bir vektör, mesela bu a vektörü olsun ya da bir saniye doğrudan dönüşümü yazayım. x1, x2'nin dönüşümünü bu matrisle yeşili kullanacağım. 1, 3, eksi 1, 5, 4, 1 matrisi ile çarpı girdi vektörü yani x1 x2 olarak yazdık. Ve bu çok havalı bir durum çünkü artık sadece bir matris çarpımı yapmalıyız. Ki bunu oldukça hızlı yapabilen bir prosesör de var. Az önce de söylediğim gibi ben bunu gerçekten de çok etkileyici buluyorum. Çünkü 2'ye 2 bir matrisin sütunlarına bu dönüşümü uyguladık ve 3'e 2 bir matris elde ettik. Ve 3'e 2 bir matrisi r karedeki bir vektörle çarptığımızda ne olduğunu da biliyoruz. Bunun 2'ye 1 bir, bir matris olduğunu söyleyebiliriz. R küp'te bir vektör elde edeceğiz öyle değil mi? Bunlarla bunun çarpımı birinci terimi, bunlarla bunun çarpımı ikinci ve bunlarla bunun çarpımı da üçüncü terimi verir. O halde bu 3'e 2 matrisi oluşturacak. R kare'den R küpe bir eşleşme oldu.